Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk. Bu yayınımızda da altın ve gümüşte biraz fevri hareketler var, agresif hareketler var. Bunların arka planında neler var? Biraz bunları konuşmaya çalışacağız. Piyasalar tarafındaki genel tarumar edilen dengelere ve ana resim itibariyle altın ve gümüşle alakalı şu anki son baskıların teknik görüntülerine, altın ve gümüşün bizim piyasamızdaki Türk Lirası bazlı varlıklara yansımasına, küreseldeki ons altın, ons gümüşün etkilerine bakmaya çalışacağız. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Birazcık açıkçası dostlar... Yani yayınlar konusundaki trafiği birazcık ihmal ettim. Kusura bakmayın. Bütün aile, çoluk, çocuk, hastayız. Yani birden bire rahatsızlığını verdik ben de serum taktırdım biraz dinleneyim dedim. Çok da iyi yapmışım yoksa birkaç gün yatacaktım ama şimdi biraz daha motivasyonum iyi. Evet ufak tefek başlayalım. Bu perşembe günü biliyorsunuz bütün yayınlarıma taşıdığım enflasyon verisi gelecek. Enflasyonun 2.5'dan 2.3'e mahşetin gerilemesi. Çekirdeğinde bir tık aşağı doğru inmesi bekleniyor. Bunu sağlayabilirler ama gelecek verilere bir bakacağız. Petrolde ciddi oynaklıklar oluyor. Orayı bir yakın takip edeceğiz. Zaten hedeflerine kadar da getirdiler piyasayı. Yani ondan yana manşet taraf hedeflerine geldi. Çekirdek tarafa baktığım zaman neredeyse 3'e doğru geliyor. Adamlar bu işi başardılar. Hem bilançolarını küçülterek hem de eksi olarak faizleri güncel enflasyonun üzerinde çok ciddi çıtalayarak böyle burada çıpalayarak onu da kontrol altında tuttular. Böyle bir tablo oldu. Ve Burada bu verilerle beraber bu verilere kadar biraz piyasaları bastırıp burada gelecek verilerle beraber de ekstra olarak biraz yukarı doğru tırmandırırlar mı? Yani orayı orada bu verilerin etkisiyle yukarı tırmanmaktan ziyade önden bir onların marjlarını daraltıp en azından bu veriyle beraber yükselecekse de ciddi kanal kırılımlarına gitmesin, başımızı belaya sokmasın. Yatay pozitif bir seyirde mi gitsin derdindeler. Biraz buna bakacağım grafiksel ekranlardan. Evet ufak ufak başlayalım. Son dönemlerde bu piyasaları biraz daha baskı altına alabilecek iki ürün dolar endeksi Japon yeni. Dolar endeksine baktığım zaman dolar endeksi oradaki o kendine has güçlü imajını koruyor. 102.6 gibi bir seviyede. Bu 102.6'ların üzerine doğru giderse burada tekrar açıkçası şöyle bir Hani şöyle bir bakalım. Şu alana doğru bir gelişler olur yani. Şu şu banda doğru 103 buçuğa doğru bir gelişler olur. 102.6'da şimdi çok ciddi bir ara bantta. Burayı takip ediyorum. Eğer enflasyon verisine kadar burası sükunetini koruyabilirse enflasyon tarafında iyi gelebilecek bir veri. Daha sonrasında 10 yıllıkların ateşini birazcık söndürür. Altın ve gümüşe biraz can suyu olur. Ve yine benzer şekilde dolar endeksini biraz aşağı yönlü indirir. Zaten piyasalarda son gelen istihdam verileri Biliyorsunuz piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelince piyasalar tarafındaki bakış açısı 50 değil 25 basmanlık bir faiz indirimi oldu. İlk etapta bana biraz şu konuda kızdınız. Ben Fed'in 50 basmanlık faiz indirimiyle başlamasına hata dedim. Çünkü piyasa yine 50 görmek isteyecek. 50 görmeyince de bu sefer genel olarak bir pozisyonlanmalarımız var. Piyasa bu sefer Kar, karman çorman veri akışlarına adapte olacak. Çok dertleri açıkçası biraz seçime doğru giderken mevcut hükümeti desteklemekti. Ben bu faiz kararının politik bir karar olduğunu düşünüyorum. Hani orta ciddi de bir iletişim bozukluğu var. Ortaya birdenbire 100 bas puanlık bir faiz indirimin de gündeme getirdiler. Burada nelere kadirsin seçim diyorum. Başka bir şey demiyorum. O açıdan hani burada net bir şekilde çok harika bir karar verdiler gibi bakmıyorum. Bakın piyasa dinamizmi nasıl bozuluyor. FED faiz indiriyor ama Aa, 50 idi 25'ti o zaman düşürelim. İşte durgunluk vardı yoktu o zaman indirelim kaldıralım. Bakın ne kadar dengesiz bir piyasa ortamı var. Hani kendi elleriyle yaptıkları bir ortam. Biraz evet gelelim şöyle bir 10 yıllıklara bakalım. 10 yıllıklar cephesinde yükseliş dalgaları biraz daha sürebilir diye konuştuk. Aslında biraz bu 10 yıllıkların altını bastırmasını iyi gelen biraz daha durgunluğun kalktığı masadan kalktığı bir tabloda Rasyonun biraz daha aşağı gelip gümüşü desteklediği bir tablo görür müyüz diye bakıyordum. Açıkçası el ele 10 yıllıkların baskısıyla beraber düştüler. Bu 10 yıllık baskısını biraz daha şöyle yukarı doğru hissedebiliriz. Yani şuralarda 4.12'ye kadar bu baskı hissedilebilir. 4.12'yi aşarsa o baskı biraz daha tırmanır yani. Burada orayı yakın takip edeceğim. Yukarıda bir de 4.32 var. O 4-12, 4.12, 4.32 buralara kadar bunu böyle bir bastırıyorlarsa bu TLT gibi, TMF gibi ürünler özellikle bu kaldıraçlısını çok tercih etmesi istemem ama o biraz daha 4.12 burayı da kırıp 4.30 buralara doğru bir atak yapıyorsa o zaman TLT falan düşünebilir. Çünkü bu oralara doğru gider. Tekrar daha sonrasında boynunu büker aşağı doğru. iş görebilir yani. O açıdan yakın takip edeceğiz. Bu kanalın alt diplerine kadar bayağı da geldi yani. 3.60'lara kadar geldi. 3.60'a kadar düştü. Ki ben bunu en son önerdiğimde 4.80'di. Yani azım sanacak bir şey de değil. 4.80, 4.70 bantlarındaydı. Hatta 460, 4.60, 4.80 aralığında gidip geliyordu. Dedik o TLT gibi ürünlerle hani bunlar düşsün ben de para kazanayım diyenler bunu kullanabilir diyorduk. Bakın 10 yıllıklar bastırıyor piyasayı. 10 yıllıkları da bu kadar bastıran 50 değil 25'lik bir faiz indirimine gidilecek olması biraz faiz tarafında şımarmasına sebebiyet verdi. Onun dışında tabi bir yandan da bakın 30 dolar 38 centte bir gümüş var. Şurada bir ara kanal var benim takip ettiğim 29 dolar 85 centten geçiyor onu da söyleyeyim. Yani bakın şurada 29 85'ten geçiyor. Şöyle de küçük ara kararlarla takip etmek mümkün. Bakın daha evvelden şöyle bir kanal çalışması yapmış gümüş tarafı aşağılarına doğru gelmiş. Daha ekstrem hareketlerde şurada 29.80'ler falan tutabilir. Tutmuyorsa 29 dolar 20 cent mi şurası? 29 dolar. 29 şuradaki 29.80 buralarda Tutup biraz daha yukarıya doğru gidebilir. Rasyo da biraz bu 10 yıllıkların hareketiyle beraber o da işkillendi. Ki hani gümüşten bir tık daha iyi performans bekliyordum ama alt, 10 yıllıkları daha da sert alevlendirdiler. Mesela bakın rasyoyu da kritik bir sınıra 86.43'e kadar da getirdiler. Burayı biraz daha kırdırırlar. Su az önce zikrettiğim yerlere kadar gümüşte bastırmış olurlar. Çok iyi bir enflasyon verisi gelirse buradan tepeden bir daha indirirler. İndirdikleri yerden gümüşü kaldırırlar, altını kaldırırlar. Yani anlatmaya çalıştığım şey piyasaları dizayn ediyorlar. 50'lik bir faiz indirimiyle başlamaları daha sonrasında ayaklarına birazcık doğanacak. Onları ABD seçimleri sonrasında yakından izleyeceksiniz. Yani şeyde hani o dönem FED hata yaptı dediğimdeki fiyatlamaları açın bakın. Bugünkü fiyatlamaları altına gümüşe ABD borsalarına bakın. Arada adam akıllı bir fark bulamazsınız. Her şey yataya sarmış bekliyor. O açıdan buraları bu formatta izliyorum daha çok ama hani dediğim gibi bu Kasım seçimlerine kadar bu piyasalardaki bu hareketlilikler biraz daha dengeli devam edebilir. Çok ciddi böyle crash, yıkım senaryoları görmektense biraz daha dengeli inişli çıkışlı bir piyasa ortamı mümkün. Öyle büyük yıkımlar, büyük çöküşler görmeyi beklemiyorum. Bu seçime doğru giderken onu yapmamak için epey uğraşırlar. Evet gelelim altına. Altını biraz bastırdılar ve hatta birazı biraz da geçti. Bakın şuralarda yeniden 2600 dolarlara kadar getirmişler. 2600 üzerinde aşağısına indiriyorlarsa daha da bastırırlar. Yani bakın o 2600'lerin aşağısına doğru biraz daha baskı alıyorsa 2550 şuradaki Bant, Şurası da 2560 gibi. 2550-2560. 2600 şimdilik ara bir ortalama desteği. Buralardan biraz daha baskı alacak mı diye bakılır. Şimdilik kafayı aşağı bükmüş, bükmüş görünse de şeyi takip edeceğiz. Yani şu enflasyon verilerini takip edeceğiz. Şimdilik hani bu düştü büyük fırsat deyip almayı tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bunların Türk Lirası bazı ürün yansımalarına da şöyle hızlıca bir bakalım. Gram altın. Gram altın şurada e, Temmuz 2024 itibariyle gelen yükseliş dalgasının kanalını vurmuş 2860'larda. Özellikle orada da 2850 liralar ekran fiyatından bahsediyorum. Kapalı çarşıda böyle bir fiyat yok. 2850'ler aşağısına doğru geliyorsa biraz acele et, aceleci olmayın derim. Türk lirası bazı grafiklere bakınca 10 altın 2600'ü bir şöyle bir taban haline getirip buradan tekrar yükselebilir gibi gösteriyor. Güzel gram altın grafiklerine bakarken bazen 10 altın alakalı da fikir yürütmek keyifli olabiliyor. Buradan biraz taban yapıp yukarı doğru gitme çabası olacak mı? Bakın 2850 aşağısında hayır öyle bir çaba yokmuş diyeceğiz şimdilik desteğe kadar indirdiler darpane altın sertifikası 31 lira 70 kuruşa takip edin aşağısında baskı gelir dedik o baskı da geliyor darpaneye baktığın zaman orası da bakın hani benim takip ettiğim aslında ana kanallar şuralarda şu 30 70 30-35 bakın 30 lira. Ya, burada biraz daha 31-70 aşağısında kaldıkça karamsar bakabilirim buraya öyle söyleyeyim. 31-70 üzerinde toparlar ama kısa vadeli hani kendi pozisyonlarında bu 31-70 aşağısında artık veda gözüyle baktım. Daha sonrasına bakacağım şu 31-70 aşağısına veda gözüyle bak. Zaten bununla alakalı 2-3 tane uyarı yayını yaptım. O açıdan hani böyle bunu artık tavsiye etmiyorum dedim. Makası çok açtı çünkü. O makası bir şekilde kapatıyorlar. Bunu bu zamana kadar hep tecrübe ettim. Bir diğer ürün. Hani GMSTR çok güzel bir sınırda haftayı kapatmıştı. Oradan üzerinde biraz daha kalacak mı izleyelim ona göre de bir pozisyonlanma yapalım dedik. Hani ben önden kendim de pozisyon aldım ama teknik disiplin gereği 32-60 artı bir 10 gümüş görüyorsak o zaman buradaki pozisyonlar alınabilir. Görülmedi. Kırılabilir. Böyle güzel bir kup imajı vardı. Ama 10 yıllıklarla beraber oradaki baskıyı biraz daha alt kanallara doğru çekiyorlar. Dediğim gibi enflasyon verisine kadar bunu sürdürebilirler. Yarın enflasyon verisinden önceki son gün piyasalar biraz daha yatayda hareket eder. Biraz daha desteklere doğru çekilir. Veri güzel gelirse oradan kalkarlar. Bir sürpriz yaparlarsa indirirler aşağı. Çünkü 10 yıllıklarda çok kritik yerde. Dolar endeksi de kritik yerde. O kritik yerlerden dolar endeksi aşağı, 10 yıllıklar aşağı, altın gümüş yukarı gibi bir tabloyu düşünüyorum. Böyle takip edeceğim. Yani veriye paralel biraz daha pozitif bir dalga görmeyi beklerim. Gümüş tarafıyla alakalı da şurada 211 lira trend takip attı olsun. Benim maksimum toleransım orası. Kısa vadeli bakanlar 218 aşağısı zaten stoptu. Hafta sonu yayınlarını yaptık bunların. 224 üzerinde kalıcı olmasını istiyorduk. O olmadı şimdilik. 213, 211 buralara kadar da gelebilir. 215 ile kapattı. 211 lira kadar gelişlerini standart tolere edilebilir kabul ediyorum. Hatta bakın şu ara destek, ara destek görevi görecek 210, 211 gibi anlar var. Buralara kadar standart buralardan bakalım. Enflasyon verisine buralarda gireriz gibi. Oralardan bir tepki alacak mıyız? Bunu yakın takip edeceğiz. Evet şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Gerek altındaki gerek gümüşteki ana seyir bu yönde. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mutlaka enflasyon verisinde de konuşacağız. Piyasalardaki seyirleri her gün takip etmeye, dikkat etmeye devam edeceğiz. Kendinize dikkat. Edin.